Edebiyat doktorundan herkese merhabalar. Bu dersimizde edebi sanatlarla ilgili soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve üçüncü kısımdayız. Birinci sorumuz bu cümlede kişileştirme dışında aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Kişileştirmenin diğer adı teşhisli. Baktığınız zaman baharın içkisiyle sarhoş laleler sanki geceden çimenlikte bir içki sorfası kurup içmişler ve sızmışlar. Baktığınız zaman sarhoşluk özelliği arkadaşlar insana aittir. Burada teşhis sanatı var. Ve burada arkadaşlar baktığınızda tabi insana ait olan bir özellik yani laleleri biz insana benzettik. Onu da hangi eylem üzerinden anladık? İçkisiyle sarhoş olmuşlar. Hatta içki sorfası kurup içmişler ve sızmışlar. Dikkat edin eylemler üzerinden anladım. Yani burada benzeyen olan unsur insanı söylemedi. O yüzden kişileştirmenin dışında bir de kapalı istihara söz konusudur. İkinci sorum. Bu dörtlükte kullanılan en belirgin edebi sanat aşağı yukarıdan hangisidir? Şu dünyaya geldim ne oldu karım? Geçirdim günümü gaflet içinde. Geldi güz ayları erdi baharım. Geçirdim günümü gaflet içinde. Özellikle üçüncü mısraya dikkat edin arkadaşlar. Bu burada şairimiz geldi güz ayları artık baharım da erişti derken arkadaşlar tabii ki de hayatından bahsediyor. Hayatının arkadaşlar güz aylarının geldiğini yani yaşlandığını artık ömrünün sonuna doğru geldiğini ve Günlerini bu adam gaflet içinde yani günah içinde geçirdiğini söylüyor. Geldi güz ayları derken hayatının sonlarından bahsediyor. Yani burada bir açık istiare yapmış oluyor. Burada benzetmede güçlü olan unsur var arkadaşlar. Güz ayları güçlü ile yapılan benzetmeler unutmayın açık istiaredir. Bu noktada hemen güçlü olan unsur nedir diye düşünebilirseniz şöyle bir kolay yöntem var. Mesela ağzını açınca incileri göründü cümlesinde de açık istiare var. Hem bu bir koddur öğrenciler için unutmayın. Mesela dişlerini arkadaşlar dikkat edin inceye benzetti. Peki diş mi daha güçlüdür? Baktığınızda değer olarak yoksa inci mi? Tabii ki de inciler daha güçlüdür arkadaşlar. Bu cümlede açık ister vardır çünkü güçlü olan unsurla yapılmıştır. Burada olduğu gibi güz ayları daha güçlü olan unsurdur bu şiirde. O yüzden cevabımız açık isterdir. Üçüncü sorumuz. Bu beyitteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Sen gittin yaslara büründü cihan Soluyor dallarda gül dertli dertli Dikkat edin arkadaşlar bütün cihanın yani bütün dünyanın Yaslara bürünmesinin sebebini sevgisinin gidişine bağladı Hatta ikinci mısrada daha belirgin gözüküyor Hüsnü Talil Mesela gülün dalında dertli dertli solmasının sebebini de aslında yine sevginin gidişine bağlıyor. Zaten unutmayın Türk Edebiyatı'nda özellikle Divan Edebiyatı'nda sevginin gidişinden sonra doğadaki olan hadiselerin çoğunu hüsnü talil yaparak şairler daha güzel bir neden bularak bir sebebe bağlarlar. Doğacağımız Adana'dır. Dördüncü sorumuz bu beytteki edebi sanat aşağı hangisidir? Ne siyah eylemiş bu nasiyeyi saçımı bembeyaz eden bahtım. Baktınız arkadaşlar burada siyah ve beyaz kelimeleri aslında hemen göze çarpması lazım. Çünkü bunlar direkt tezat oluşturan kelimelerdir. Ve bu şehirde tezat yani zıtlık sanatı yapılmıştır. Beşinci soru. Bu söz sanatı hangisidir? Ben toprak oldum yoluna sen aşuru gözetirsin. Şu karşıma göğüs gelen taş bağırlı dağlar mısın? Dikkat edin bu dörtlükte Taş bağırlı dağlar aslında hem gerçek hem de mecaz anlamdır. Yani baktığınız arkadaşlar dağların eteklerinde illaki tabii ki de taşlar vardır. Bu gerçek anlamdır. Fakat diyor ki sen benim karşımda duran böyle taş bağırlı bir dağ mısın derken aslında mecaz anlamını kastediyor. Yani bir sözün bir söz hem gerçek hem mecaz anlama gelecek ve şiirde kullanılan anlamı mecazsa arkadaşlar biz buna kinaye deriz. Altıncı sorum. Bu beytin ikinci dizesinde geçen gül sözcüğü hem bir çiçek ismi diyor hem de gülmek anlamındadır. İkinci beyti burası oluyor arkadaşlar. Bu beytin ikinci dizesi yani burası. Zira kimine ağla demişler kimine gül. Yani burada bir söz sanatı var diyorlar. Burası önemli. Sanırım bunu soracak bize. Evet bu nedir diyor. Bakalım. Gül gülse daim ağlasa acep bülbül bül acep de gül. Yani bunun orijinali. Gül gülse daim ağlasa bülbül bül acep de gül. Zira kimine ağla demişler kimine gül. Yani burada arkadaşlar hem bizim bildiğimiz çiçek olan gül vardır. Hem de bizim tebessüm etmek anlamında gülmek anlamında kullanılmış. Yani ikisi de dikkat edin. Normalde gerçek anlam tevriyeyi arkadaşlar kinayeden ayıran en büyük fark budur. Dikkat edin iki anlama geliyor. Tek bir kelime üzerinden yapılıyor. İkisi de gerçek anlam fakat kastedilen burada uzak anlamdır. Yani burada cevabımız tevriyedir. Yedinci soru. Bu beyitte görülen edebi sanat hangisidir diye sorulmuş. Ey Şuh Nedim'a ile bir seyrin işittik. Tenhaca varıp Göksu'ya işret var içinde. Bu beyitte Nedim, ey neşeli güzel, Nedim'le Göksu'ya bir gezinti yaptığını işittik. Oraya gizlice varıp yiyip içmişsiniz. Aslında bu şiirin sahibi Nedim, biliyor arkadaşlar Göksu semtine gidip neşeli güzelle, Böyle bir, bir güzelce, izlice varıp orada yiyip piştiğini aslında şair biliyor. Fakat bunu bilmezlikten geliyor. Bilmezden geliyor. Yani tecavül arif yapıyor. Doğru cevap C seçeneği. Sekizinci soru. Yukarıdaki dizide hangi edebi bir sanat vardır? Atılan elbiseler boğazlanmış bir adamdır. Yani aslında baktınız arkadaşlar atılan elbiseleri boğazlanmış bir adama benzetti. Benzeyen var kendisine benzetilen var. Fakat dikkat edin burada benzetme yönümüz var mı? Yok. Benzetme edatımız var mı? Gibidir veya misali gibi edatımız da yok. Yani bu şuna benziyor işte kömür gözlüm falan yani benzeyen var benzetilen var. Teşbihi belidir arkadaşlar. Teşbihi beli de iki tane unsur kullanılır. Unutmayın. Dokuzuncu soru. Beyitte kişileştirilen varlıklar sormuş bize hangileridir diye. Gül hasretinle yollara kut tutsun kulağını. Nergis gibi kıyamete dek böyle ah etsin vay etsin intizar çeksin diyor. Baktığınızda kulağını yollara tutan gül ile kıyamete kadar ah eden vay eden Nergis arkadaşlar burada teşhis sanatıyla kişileştirilmiştir. Yani gül Nergis olması lazım cevabımız Adana'dır. 10. soru. Bu parçada görülen söz sanatı sormuş bize hangisidir diye. Özellikle burada açıklaması verilmiş. Bir bakalım. Aferin oğlum Ahmet aferin. Bu yola devam et. Herifçi oğlu sen Mişel'de koyu vermiş sakal. Nelesin bizim köyü nitsin Mahmut makalı. Esmeri sarışını kumralı kuzguni karası cebinde dört dilberin telefon numarası. Burada arkadaşlar bir edebi sanatı var. Diyor ki açıklamada bu şiirde Aferin oğlum Ahmet bu yola devam et sözlerinin aslında tersi söylenmek isteniyor. Diğer dizelerde de söylenenlerin yapılması değil aslında yapılmaması isteniyor. Yani şair hepsini tersten söylüyor arkadaşlar. Tersten söyleme veya zıttından söyleme tezatla karıştırmayın. Tezat başka bir söz sanatı. Diğer taraftan tersten söyleme sanatı olarak bilinir. Tarizdir arkadaşlar. 11. soru. Bu dizelerdeki altı çizili sözlükteki söz sanatı hangisinde vardır? Bu tip sorulara dikkat edin. Burayı doğru tespit etmezsek muhtemelen yanlış yaparız. Ardından dökülen su ben gidince nem kalır. Burada arkadaşlar su ile de ilişki kurmuş aslında nem kalır derken burada nem kelimesinin iki tane dikkat edin gerçek anlam var. Birisi gerçekten bizim fiziksel olarak bildiğimiz nemdir. Burada diğer olarak ben gidince aslında neyim kalır demek istiyor arkadaşlar. Yani benim hiçbir şeyim kalmaz neyim kalır demek istiyor. İkisi de gerçek anlam. Şimdi yani ikisi de gerçek anlam yani tevri arkadaşlar burada hangisinin kastettiğini tam olarak bilmiyoruz. Kinaye ile karıştırmayın çünkü tevriye de ikisi de gerçek anlam olacak. Tevriye arıyoruz şu an. Çınla ey coşkun deniz. Kayalıklarda çınla. Burada bir tevriye yok. Derdim çoktur hangisine yanayım? Tevriye yok. Yine tazelendi yürek yarası. Tevriye yok. Gördüm deniz delikleri, delikleri bin başlı ejderim. B şıkkına baktınız arkadaşlar. Bu baki kelimesi önemli. Şiirin sahibi de baki. Bu kubbede bir hoş sada olarak kalan dikkat edin bakiymiş. Yani burada hem şair olan bakiden bahsediyor. Hem de arkadaşlar baktığınızda sonsuzluk anlamına gelen bakiyeden bahsediyor. Hatta hatırlayın mezar taşlarına baktığınız zaman Hüvel Baki işte ruhuna Fatiha diye bir yazı var. Orada Hüvel Baki yazar. Yani burada aslında şu demek istiyor. Yeri gelmişken kültür olarak bilin arkadaşlar sonsuz olan yalnız baki olan Allah'tır anlamına geliyor. Sonsuz olan Allah'tır gibi bir anlamı var. Doğru cevap yani Bursa olur. Baki de tevriye sanatı vardır. Geçiyoruz 12. soruya. Bu cümledeki edebi sanat aşağı yukarıdan hangisidir? Sınava katılma koşullarını okula sormak gerekir. Arkadaşlar okul kesinlikle cansız bir varlıktır. Okulun içinde fakat kimler vardır? Müdür vardır, yardımcısı vardır, rehberlik vardır. Yani sınava katılma koşullarını okula arasında sormuyorsunuz. Okulun içindeki yani burada bir iç dış ilişkisi var. Bina olarak baktığınızda tabii ki de bu adaktarmasının konusudur. Yani mecazi mürseldir. Adaktarması olarak da bilinir arkadaşlar. 13. soru. Aşağıdaki dizilerin hangisinde ayraç içinde verilen sanat yoktur? Bunun ayraçı verilmemiş. en sonu bunu çözmeye çalışalım. Bakalım. Şu karşıma göğüs keren taş bağırlı dağlar mısın? Biz bunu daha önceki sorularda da söylemiştik. Taş bağırlı dağlar derken hem gerçek hem mecaz anlam var arkadaşlar. Yani burada kinayi sanatı vardır. B seçeneği doğrudur. Marmara'da her yelken uçar gibi neşelidir diyor. Burada arkadaşlar yelkenden kasıt.